Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öteki günden programında Canan Su Canan ile Profesör Doktor Ali Şaban Düzgün ve Arif Aslan'ın melek, iblis ve şeytan ile ilgili yorumlarını yorumlayacağız inşallah. İki bölümünü daha önce yayınlamıştık. Şimdi üçüncü bölümünü yayınlamaya çalışacağız. Buyurun dinleyelim. Daha sonra Kur'an'daki ayetlerle doğruları ve yanlışları tasdik etmeye çalışalım inşallah. Buyurun. Allah seni insanlardan koruyacaktır diyen ayet-i kerime bakın biz dedik ki gene ülkelerden hareket edeceğiz. Orada dururken Hazreti Peygamber'in yıllar başta bir düğünün kurbanı yapmak Hazreti Peygamber ne kadar aciz bir konuma düşürdüğümüzü fark ediyor. Ama siz diyorsunuz ki inanamadığı takdirde büyü de insana işleme. Yok inanmadığın takdirde değil. Bak orada çok ciddi, çok önemli, çok anahtar bir cümle söyledim hocam. Nedir o? Açalım mı biraz? Takva nedir? Bir insanın kendisini, imanını, davranışlarını tehlikeye düşürebilecek, kendisi hakkında yanlış yollara, yöntemlere sevk edecek, kendisini tuzaklara düşürecek, diğer efendim başka hastalıklara, şunlara, bunlara açık hale getirir gibi cinin, şeytanın vesaire düşmanlarının hücumuna maruz bırakacak açıklar, gedikler bırakmadan kapatmasıdır. Allah'tan sakınması, korkmasıdır. Daha doğrusu, şimdi ben şöyle toparlıyorum orayı. Bir insanın ruhunun bir atmosferi vardır. Nasıl ki dünyanın bir atmosferi varsa, ruhun da bir atmosferi vardır. Bu atmosferi dualarla, imanla koruyabilirsin. Dualarla daha korunur hale getirebilirsin, muhkem hale getirebilirsin. İbadetlerle tamamen muhkem ve sağlam bir hale getirebilirsin. Zaten ibadetler dualardan oluşmakta. Dualar yapıyorsun, hareketlerine de şey yapıyorsun. Şimdi takva sahibi olmak ama sadece böyle içine kapanık, çekinik, böyle kısırıp uyuşup hiç kimseye şey yapmayan bir adam gibi değildir. Yani bir hale girme değildir. Hakikaten esas takva şudur. Haramlardan kaçınmak, Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen şirk gibi, iftira gibi, katil gibi, içki, kumar, zina, fuhuş gibi büyük günahlardan kaçınmak ve farz ibadetleri yapmaktır. Esas müttaki budur. Dolayısıyla Kur'an'da müttakileri över. İnnallâh mâllezîne tekav vellezînehum muhsinûn diye de ifade buyurur. Allah kendisinden korkan, saygı duyan, sınırlarını çiğnemeyen, hudutlarını aşmayan, haddini bilen ve aynı zamanda İhsan ve ikram sahibi, işte Allah'ı görür gibi ona ibadet eden, Allah'ı hiçbir zaman aklından çıkartmayan, gene takvaya dayanır işte. İhlas. Sizin söylediğiniz şeye ek yapayım ben. Yani aslında söylediğim sözlerin nereye gideceği sonucunu siz çıkardınız, onu söylediniz. O da aslında insan inanmazsa büyü kendisine zarar vermez cümlesine olduğu gibi katılıyorum. Ben de katılıyorum. Deminden beri benim söylemeye çalıştığım şey budur. Hazreti Peygamber'in şöyle bir sözü var. Söz büyüdür. Büyüdür. Tutuyor demek ki. Hayır. Bununla benim anladığım şu hocam. Siz bir insana gidip de ya sana büyü yapılmış. Dediğin zaman o hastalanmaya başlıyor. Diyene kadar sorun yoktur. Dediğiniz anda sorun var. İşte bu niye? Çünkü inanıyor, yatkın buna. Bakın, şu mesele şudur. İnanan insanlarla, inanmayan insanlar arasında bir yaşam kalitesi farkı olmalıdır. İnanan insanlar, Allah inancını kendilerine sağladığı güvenli bir hayat sürme hakkına sahiptir. Bunun teslimiyet mi derdi? Teslimiyetin ötesinde kabul derdi. Neye kabul, neyi kabul ediyoruz? Hayatımızı kendisine emanet ettiğimiz ve güvenli bir evreni, güven içinde yaşamamız için güvenli bir evrenin yarattığına inandığımız bir Allah düşüncemiz var. Ya Allah nasıl bir evren yaratıyor? Çok affedersiniz. İnsanı yaratıyor, etrafında her türlü şer, her türlü komplo var, öyle mi? Hocam, cinler bir taraftan,
efendim insanlar bir taraftan bakın işte imtihan hocam. Ama hocam şöyle bir şey var, felaket hizmetinde şöyle bir mesele geçiyor. Gecenin içerisinde düğümünü yükleyenlere şey var. Ya oraya ben hiç dokunmayacağım. Hocam orada kendi görüşünü söyledi ama ben katılmıyorum. Hiç tarafına katılmıyorum. Düğün yiyen yani büyü var. Kesinlikle büyü var. Ben inanmıyorum ya, ben de şunu söylemek istiyorum. Bakın bu inanmayınca mesela fal meselesi de öyle ya. Ben asla inanmam da bakmam da. Yani hani inanmayınca da bir şey var. O başka şey de öyle. Galiba Allah'tan başka bir şey. Ben Allah istemedikten sonra bak, kimseye zarar gelmez meselesi. Allah'ın istemediğini istediğini nereden bileceksin? Sen kendini koruyacaksın. Sana Allah korunma usullerini öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de şer'i ruhi usullerini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de. Olmayan bir şey için Allah-u Teala bir teori üretirse ne diyor hocam? Ortaya kir o Kur'an indirmez. Ve ne zilimler Kur'an-ı Mahve şifa'ın. Evet hocam. Ve rahmetin. Evet. Dil mu'minine. Evet, şifa da rahmet hocam, olması. Hocam sesini söyleyelim de. Kur'an-ı Kerim mananları, Kur'an-ı Kerim mananları şu. Biz Kur'an'dan bir kısmını müminler için şifa ve rahmet kaynağı olarak ya da rahmet olarak indiriyoruz. Kaynağı maynağı gerek. Bu yüyle ne ilgisi var hocam? Lütfen. Ya bu hastaya okunur hocam şifa. Hastaya şifa gelir. Hocam yani kanser hastasına okunur. Kanser hastasına da okunabilir. Ve idâ meruttu fe huve yeşfin diyor Hazreti İbrahim. Hayır diyor. Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır diyor. Ya hocam bu konuştuğumuz konu o değildi. Büyüden bahsediyor. Ya hocam, Kur'an-ı Kerim'in şifa olmasına Bakara tartışma yok. Çıkartmıştınız 102. ayeti. Harut ve Marut. Harut ve Marut dedi. Ona gelelim hocam şimdi. Bakın şimdi. Çok bakın, da güzel bir noktada reklama gitmem gerekiyor. Büyü yok dediğiniz zaman. Hocam millet burada bozulur. Milleti kurtarır. Deme, hocam büyü millet deme, kurtarma korkutma değil bir olay değil. Büyünün tesisinden bahsetti. Bir dakika bakın. Beni millet ilgilendirmiyor bu konuda. Beni Kur'an ilgilendiriyor. Kur'an-ı Kerim'i bu konuda. Bu millete bu Kur'an'ı saklaya biz bu hale getirdik. Ya. Kur'an'da olan şeyi bu millete anlatacaktır. Ben hocam yalnız orada ben de bir düzeltme diyeyim. Ben de büyü yoktur demedim. Şaban Ali Hoca da dedi ki inanmazsan tesir etmez. Büyünün etkisi insanlara göre değişeceğinden bahsettim. Hasbın Allah ve nimet. Benim yemek vekil ben de tamamdım. Hasbın Allah ve nimet. O zaman kısa bir araya gidelim. Ondan sonra arın ardından aynı yerden bu tartışmadan devam edelim. Çok kısa bir ara Melek ve Şeytan etiketi soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Arın ardından biz buradayız. Büyü insanlara tesir eder mi etmez mi? Buradan devam edeceğiz. Öteki gündeme kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün ve Doktor Arif Arslan'la birlikteyiz. Alemin görünmeyen varlıklarının melekleri, şeytanları ve cinleri konuşuyoruz. Arada bir araya gitmeden önce büyü inanıp inanmamak insana nasıl tesir eder ve büyü cinler vasıtasıyla mı yapılır? Bunu konuşacaktık. Konuşmaya devam edeceğiz ama arada bazı tweetleri işaretledim. Bu konulara değineceğim. Göstermek amacıyla tweetlerinizi okumak istiyorum. Naz Gülü isimli bir seyircimiz demiş ki meleklere verilmeyen irade neden şeytanda varlık gösterir? Her işe bulaştığına göre yoksa şeytan biz miyiz? Atilla Eren Mamuk isimli izleyicimiz şeytan ateşten yaratılmayı neden üstünlük saymıştır? Ateş neden toprakların üstündür? Çok sıradan bir bahane değil mi demiş. Bana göre de öyle. Aynen. Konuşacağız. Hocalarımıza da soracağız. Evet. Arif Ustesinli izleyicimiz demiş ki Karabasan'ın cinlerle alakası var mıdır? Karabasan nedir? İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Arif Bey, Karabasan mevzusuna özellikle geleceğiz. Arif Deniz Beyefendi, Meleği beş duyuyla algılamakla hislerle algılamak arasında ne fark var? İkisi de aynı değil mi? Niye ayrı ayrı anlatıyorsunuz diye sormuş. Buna da değinelim lütfen. Mehmet Ali Bey'in tweetini okumuştuk. Murat Reçber Bey demiş ki şeytan mı var, şeytanlar mı? Şeytan tekse eğer aynı anda dünyanın her yerinde nasıl olabiliyor? Yoksa hepimizin şeytanın nefsi mi demiş. Aynen. Bu konuya aslında biraz değinmiştik ama tek ve kaç tane şeytan var? Belki meleklerin ve şeytanların sayıları bahsine de girebiliriz. Bozkurt Fırtına Bey demiş ki Allah şeytanı yarattığına göre neden şeytanı yok etmek yerine kovmuş? Güzel bir soru bence. Bunu mutlaka konuşalım. Gülden Demirci Bey, kahinler kehanetlerini cinler yoluyla mı oluşturuyor? Bunun cevabını merakla bekliyorum. Hatta bu sorudan devam kehanet edelim. Kitabım var benim. Bir tane izleyicimiz de Abdülkadir Yüksel Bey demiş ki Deccal'i gördüm ve Hazreti Peygamber'i de gördüm. Lütfen konuklarınıza bunu sorabilir misiniz? Hani görmüş olmamla ilgili yorum yapabilirler mi demiş. Azrail insanın canını almaya geldiğinde ölecek kişi en çok korktuğu şey kılığında mı gözükür demiş Eren Enes Beyefendi. Ve kaldığımız yerden biraz sonra devam edeceğim tweetleri okumaya. Tamam, ama genel başlıklarımız bu olsun. Tamam. Şunu söyleyeyim hocam bir tweet vardı. Hani kahinler, evet, büyü yapan insanlar... Cinlerle irtibata girerek mi bunu yapıyorlar? Buradan başlayalım bence. Şimdi Fetret döneminde kahinler vardı. Sizin bana bir
parantez içinde bir şey söylemişsiniz, onu soracağım. Parantez içinde söyleyeceğim şey şu. Söyleyeyim biz, kısaca. Biz Şaban hocamla ya da başka bir hoca olur. Ben çok hocalarla, zaten ben izleyicilerim, sürekli takip edenler bilirler. Katılmam, katılırım, tartışırım. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor bizim peygamber. İhtilaf ümmeti rahmet. İkimiz de aynı fikirde olsak bu program yürümez. Yürür mü hocam? Bilmiyorum. Bak onu da yapalım isterseniz bundan sonra hocam. Şu program. Bakınız. Allah ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor. Arif Hoca ümmetimin itilafı rahmettir diyor. Böyle bir çelişki olabilir mi? Allah Müslüman olanlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde ifadesini kullanıyor. Ama Müslüman olmayanlar farklı farklı ümmetler içerisinde diyor. Allah tek bir din göndermiş, tek bir şeriat göndermiş. Ama iblisin ve iblisin insana teklif sunmasıyla şeytanlaşanlar, insanlar o Rabbani yoldan saparak farklı farklı ümmetlere ayrılmışlardır. Allah insanları böyle ayırmamış. İnsanlar kendi ayrılmış. İşte halifenin anlamı bu. Emanet yüklenmenin anlamı bu. Allah doğru yolda yürümeyi istemiş insanlardan. Ama insanlar yanlış yolda yürüme seçimini kendi özgür iradeleriyle tercih etmişlerdir. Allah kimseyi ne cennet atar, Allah kimseyi ne saptırır, Allah kimseyi ne bağışlar, ne de hidayete erdirir. Allah insanlara takvayı verir, yani Rabbani yolda yürüme dürtüsünü teklif sunan ve o ağaçtan meyveleri yemeyi insanların seçme özgürlüğüne bırakır. Bir taraftan da Allah'ın yasak kıldığı, Allah'ın insanların yapmaması gerektiği şeyleri de, eğilimi de insanlara verir ve o yönde malzemeleri de önlerine koyar ve insanları sonucuna katlanmak koşuluyla kendi özgür iradeleriyle baş başa bırakır. Allah kimi saptırırsa onu ben saptırdım der. Çünkü saptırma eğilimini ve o yöndeki malzemeleri veren Allah, Allah kimi hidayete getirir ve bağışlarsa onu bağışladım ve hidayete getirdim der Allah. Çünkü o yöndeki bağışlanma ve hidayete gelme yollarını ve malzemelerini veren de Allah. İşte Allah her iki yöne gitmeyi ve her iki yönünde gidecek malzemeleri veren Allah, fakat yolunu seçen, seçme özgürlüğü olan insanın kendisidir. İşte takva yolunda gidenler cenneti tercih edip o yönde helal ağaçtan, Allah'ın tanımladığı nimetlerden yiyerek yürüyor. Yasak ağaçtan yiyenler de cehennemin yolunu tercih ediyor ve dolayısıyla o yasak ağacın meyvelerini yiyerek hayatını anlamlaştırıyor. Tabiri caizse, argo bir tabir ama, Allah sapma yönüne gidenlere de çana tutar, hidayete gelme ve bağışlanma yönüne gelenlere de çana tutar. Ve dolayısıyla imtihanın adı da budur zaten. Şeytanın kovulması aslında Allah'ın emirlerine, yasak olan emirlerine boyun eğen, o yönde yürüyen insanların davranışlarından hoşlanmama anlamında Kur'an bunu kullanmış. Yoksa insanların dışında ayrıca bir şeytan yok. İnsan da, cin de, şeytan da insanın kendisidir. Aslında bunlar o kadar geniş konu ki, şunları doğru bir şekilde kavrayabildiğimiz zaman olay ancak doğru bir yere oturabilir. Daha önce bahsettiğim gibi ne şeytani yolda olanlar insanların üzerinde zorlayıcı bir gücü vardır,
ne de Rabbani yolda olan insanların insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü vardır. Peygamberler sadece teklif sunar. Ey insanlar, Rabbani yolda yürüyün. Sonucunda acı bir elem, acı bir azap, acı bir cehennem var. Şeytan da insanlara sadece teklif sunar. Dünyayı sevgi ve tabulaştırma bakımından insanın önüne koyar ve insana sadece şeytan teklif sunar. Allah Kur'an'da şöyle der: şeytanın insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur. Ama şeytanı veli edinenlerin üzerinde zorlayıcı bir gücü vardır der. Bu olay aynen peygamberler için de geçerli. Peygamberlerin insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yok. Peygamberler sadece insanlara Allah'ın gönderdiği vahiyi tebliğ ederler, duyururlar ve yaşarlar. Dileyen peygamberin peşine takılır, Rabbani yolda yürür, cennetini kazanır. Dileyen de peygambere muhalefet eder, şeytanın peşine takılır ve sonucunda cehennemi kendine yurt edinir. İşte büyü de böyledir. Büyü aslında bugünkü insanların algıladığı, anlattığı gibi değil. Büyü karşıdaki insana psikolojik olarak tesir ederek onu kontrolü altına alarak ve ona söylediklerini yaptırması anlamındadır. Seyircilerin daha iyi anlayabilmesi için bir olay anlatacağım. Bir tane hastanın babası çocuğunu cinci büyücü bir hocaya götürüyor. Cinci hoca çocuğunun nerede, nasıl hastalıklar geçirdiğini, ne zaman doğduğunu, kimlerle kavga ettiğini, kimlerle diyalog kurduğunu, hangi arkadaşları olduğunu, tıkır tıkır hepsini sayıyor ve hoca bunu not alıyor. Ve en sonunda hoca diyor ki, bu çok ağır bir hastalık, çok ağır bir büyü yapılmış. Ben bunu çözemeyeceğim ama benim üzerimde bir hoca daha var, o bunu çözer diyor. Onun adresini veriyor hoca, ayrılıyorlar oradan ve o hocaya vardığında, o kişinin telefonla daha önce onun hakkındaki malumatları hepsini A'dan Z'ye kadar ortaya koyup bilgi veriyor ve o yeni hoca ona kendisiyle ilgili bilgileri ortaya koyunca da zaten şok geçiriyor. Senin falan zaman senin hatırlamakta güçlük çektiğin şeyleri o biliyorsa, senin nerede kavga yaptığını, nasıl hastalıklara tutulduğunu, hangi doktorun seni tedavi ettiğini biliyorsa, sen olsan şok olmaz mısın? İşte büyük karşıdaki insanın bilemediği şeyleri bilip onun bilgisi üzerinde oyun oynamak demektir. Yoksa böyle kağıdla, küreyle insana bir şeyler yapıp ona tesir etmesi anlamında değildir. Bu asla doğru değildir. Böyle bir şey olsa zaten Allah'ın adaletine de, dünya hayatındaki adaletine de sığmaz. Elbette yanlış yolda giden insanlar, insanları kandırmak için kurampa kuruyorlar, tuzak kuruyorlar. Bütün peygamberlerde bu olmamış mı? Bütün peygamberlerde olan şeyler de senin etrafında seni yoldan saptırmak için öyle tuzak kurdular ki neredeyse onlara meyledecektin diyor. Ama biz seni koruduk. Neyle koruyor Allah? Vahiy bilgiyle koruyor. Neyle onlar peygamberi devireceklerdi? Kendi bilgileriyle. İşte Musa ile kavminin arasındaki
Firavun'un büyücüleri arasındaki olay da bu değil mi? Vahyi bilgileri Allah Musa'ya bilgi olarak veriyor ve Firavun'un karşısına çıkıp Firavun'un büyücüleriyle bir panelde tartışıyorlar. Firavun'un büyücüleri, bilginleri dünyalık görüşlerini, anladıklarını, hayat tarzlarını ortaya koyuyorlar. Musa da vahiy bilgileriyle hayat tarzını ortaya koyunca bakan insanlar, aklını kullanan insanlar, aklını kiraya vermemiş, müşrik olmayan veya beyin antenleri gelen bilgilere karşı kapalı olmayan insanlar Musa'nın orada fevkalade bir yaşam biçimi, hayat tarzı sunduğunu, vahyi bilgiler olduğunu kavruyorlar ve Firavun'un büyücüleri şöyle diyor. Biz de Musa'nın ilahına teslim olduk. Düşünebiliyor musun? Biz de Musa'ya teslim olduk demiyorlar. Bu bilgilerin kendi bilgisi olmadığını, bu bilgilerin Allah'tan geldiğini Musa söylüyor ve Allah'tan gelen bu bilgiler insanları şok ediyor. Ve onları tesir altına alıyor. Firavun'un büyücüleri Musa'nın yanına geçiyor. Firavun da diyor ki, öyle mi? Siz benim kontrolümden çıktınız, Musa'nın Allah'ına sığındınız. Ben sizi çaprazlama, ellerinizi kesip öldüreceğim ve hurma ağaçlarına zılındıracağım diyor. Onlar da diyorlar ki, biz zaten Allah'a kavuşmuşuz. Sen bizi öldürsen de değişmez, hayatta bıraksan da değişmez. Bizim istediğimiz buydu deyip teslim oluyorlar. İşte büyü dedikleri şey, dünyalık görüşlerin karşıdaki insanı tesir etkisi altına, bilgilerle bilemediği şeyleri onların göremediği yerden onlara yaklaşırdı derken Kur'an bunu anlatıyor. İşte Kur'an evrensel bir mantık ve vahiysel bir mantık içerisinde anlaşılmalı. Bu vahiysel mantıkla evrensel mantığın tam bir mutabakat içerisinde olduğunu zaten insanlar görmektedir. Buyurun. Programın yarısından sonra başka program yapalım. Yani program bir yere gitmez. Bakın kainatın yaratılışında zayıf nakıs, artı eksi yani hep vardır. Bu yüzden kainat evren gelişmektedir. Herkes aynı fikirde olsa kimse bir şey üretemez. Zaten İslami konuların bir çoğunda da infilaflı mevzular var. Var. Bunları da masaya yatıracak mısın? Var. O ayrı bir konu da. Fakat herkes aynı fikirde olsa hiçbir şey olmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onu söylüyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de biz ise herkesi tek düşüncede, tek bir ümmet olarak yaratırdık diyor. Ama Allah böyle yaratmamış, böyle yaratmış. Şeytan da aramıza koymuş. İslami mevzular derken İslam, Allah'ın peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu yaşam biçimi, hayat tarzının adıdır. Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dinde itilaflı konular yok. Onları anlayamayanlar itilaflı hale geliyorlar. İşte Allah buna eleştirmektedir. Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli din muazzam ve düşünen, akledenleri kendisine çeken, doğru olan, o olduğuna dair kalbi mutmain olan bir dindir Allah'ın dini. İşte çelişkisizlik Kur'an'da, çelişkisizlik evrende, evrenle vahiysel bilgilerin de çelişkisizliği ortada. İşte bunu kavrayanlar doğru yolda, bunu kavrayanlar ittifak halinde, bunu kavrayanlar Müslüman olanlardır. Ayrı ayrı dinde, ayrı ayrı şeriatte olanlar asla Müslüman olanlar değildir. Ya şirk, yani puta tapıcılar ya da ehli kitap olanlardır. Allah'ın dini çelişmez. Peygamberler çelişkili bir din getirmemiştir ortaya. İşte hadisler adı altında peygamberin söylemediğini peygambere yükleyerek Allah'ın gönderdiği din bozulmakta. Allah'ın gönderdiği din
Kur'an'la apaçık ortada beklemekte. Kim bu dini doğru anlarsa çelişkisiz bir dini anlamış olur. Buyurun. Bazen bana düşsün, bazen öbürüne düşsün, bazen sana düşsün. Ama sancımızda olsun. Kafamızın icabında bazen fırlattırabilir. Öfkeyi çok kullanır şeytan mesela, öfke damarını. Allah korusun. Ya Peygamber Efendimiz, insan diyor öfkelendiğinde şah damarı, gözleri nasıl kızarır görmüyor musunuz diyor. Sizden birisi öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun, oturuyor ve hala öfkeleniyorsa kalksın abdest alsın diyor. Hatta uzansın dedi. Öfke anda neler yapmamız gerekiyor. Hocam şimdi o soruya geçelim. Kahinlerin, İslam'dan önce kahinler vardı Fetret döneminde. Fetret dönemindeki kahinlerin cinleri belki bir yere kadar çıkıyorlardı. Belki diyorum bakın bunu da. Kaldı ki Allah-u Teala her zaman kainatın her tarafını herkese açmamıştır. Bak bize öbür varlıkları açmadı öyle. Deminden beri bunu tartışıyoruz. Bize öbür varlıkları açmamış, hepimize açmamış. Herkese açmıyor. Açlıkları var. Demin söyledik peygamberleri açmış mesela. Peygamberler melekleri de görüyor, cinleri de görüyor. Hazreti Ayşe validemize cinleri gördüğüne dair bir şey kayıt yapacak. Var. Kur'an-ı Kerim'de yok yani. Hocam Kur'an-ı Kerim'de olması için cinleri peygamber de gördü, ben de görüyorum. Şeytanı peygamberler de gördü, bunu ben de görüyorum. Meleği peygamberler de gördü, bunu ben de görüyorum. Melek, işte bu söylemi anlamayan insanlar hemen parlar, ayağa kalkar, şiddetlenir. Oysa Kur'an'ın tanımladığı ve Kur'an'a o kelimelerin yüklediği anlam bilinmezse işte böyle yanlış sonuçlar ortaya çıkar. Ya melek bir ağaçsa peygamber bunu neden görmesin? Eğer melek bir atsa, bir eşekse, bir inekse, bir koyunsa, bir davarsa peygamber bunu neden görmesin? İşte melek bunlar. Bir de görünmeyen melekler var elbette. İşte bu görünmeyen melek, akıl görülmüyor. Ama akıl bugün insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa şu kainattaki keşiflerine bak. Şu teknolojinin gelişi bu akıl sayesinde olmaktadır. İşte meleklerde böyle bir gelişme yok. Melekler kendilerine ne bilgi verilmişse o bilgilerle hareket ederler. Araya bal yapma bilgisi yüklenmiş ve bal yapar. Arı kesinlikle süt yapamaz. Arı kesinlikle et yapamaz. Arı kesinlikle domates veremez. Domates veren melekler de İnsanlık tarihinin veya yaratılışından bu tarafa domates meyvesi vermeye devam etmektedir. İşte insanlarda insanlık tarihinin başlangıcında sıfır olan bilgi deneme yanılma sonucunda olaylar arasında irtibat bağ kurarak yeni yeni şeyler icat etmesi insanlar eliyle olmaktadır. Bakınız daha çimentonun icat edilmediği dönemlerde hep mimari yapılara bakın. Köprüler hep kemerlerle yapılmaktadır. Camilerin o kubbeleri hep kemerlerle yapılmaktadır. Bu kemerleri yaparken de taşların birbiri ardınca dizilmesi ve kilit taşıyla yerleştirilmesi bütün yükün o çeperlere taşmasıyla olmaktadır. Ama bugün çimento demir çıkınca bu neden değişti? Çünkü ondan daha güzeli çıktı. Eğer Firavun'un durumu şu günkü çağdan daha iyi, daha teknolojik bilgiye sahip olsaydı, şu gün İstanbul'daki ve dünyadaki o asma köprüler yapmaları mümkün değildi. Eğer şu teknolojik bilgiler ve malzemeler olmamış olsaydı, bugün 850 kat yükseklere binalar çıkarılamazdı. Şu teknolojik bilgiler olmamış olsaydı, havalarda
50 ton, 100 ton uçaklar uçup insanları taşıyamazdı. İşte melek olan bunlar, meleklerin hizmeti bunlar. İşte melek kavramı eğer kavranamazsa, Kur'an'daki ayetlerin büyük bir çoğunluğu da kavranamıyor. Zaten bir bölümünü Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar oluşturuyor, bir bölümünü de melekler oluşturuyor. Başka bir varlık yok. Göğe, etrafa gözlerimizi çevirdiğimiz zaman gördüğümüz ve göremediğimiz varlıklar ya insanlar kategorisi içerisindedir ya da melekler kategorisi içerisindedir. İşte kendilerine kodlanmış, denemeye tabi tutulmayan bir varlık görürseniz o mutlaka meleklerdendir. Eğer kendilerine, Kur'an'daki ayetler de bunu gösterir, kendilerine bir görev, bir sorumluluk, bir emanet yüklenmişse o mutlaka insanlar kategorisindendir. Kafir kelimesi geçtiği zaman insandır. Yahudi kelimesi geçtiği zaman insandır. İnsandan sıfatlaşmış, Rabbani yolda yürümeyi kendisine tepik olarak, alternatif olarak kullanmış insanlardır. Evet, bu bilgilerden sonra dinlemeye devam edelim. Peygamber Efendimiz'e benim için Kur'an kadar makbul bir haberci diyor hocam, oraya taşlanmasınlardan her şeyi yazdığı sizin saklı yorumlarınız var kitabınız. Onu zaten sormak istiyordum. Rahman suresini okuyor peygamberimiz onlara. Ve bir eyyâle rabbikme tükezi ben dedikçe de cinler kalkıyorlar. Diyorlar ki haşa ya Rabbi, hiçbir nimetini inkar etmiyoruz diye cevap veriyorlar. Ve peygamberimiz bunu sonra sahabeye anlatıyor. Onlar sizin gibi dinlemiyorlardı diyor. Kur'an-ı Kerim'de de var bu konuyla alakalı olarak. Daha başka yerlerinde de var yani bu mevzulara. Değine şeyler var. Açalım, o cinlerin. Dolayısıyla kâhinlerin kullandığı cinler vardı. Kâhinler oturdukları yerden öbür dünyayla irtibata geçen insanlar değiller. Metafizik boyutta. Metafizik boyutta. Bak burada Hakka suresinde Allah şöyle buyurur. O Kur'an onun söyledikleri bir şair sözü değildir. Ne demek şair? Kendisine gelen ilhamla düzgün şiirler yazan demektir. Kâhin ne demektir? Gayipten haber veren demektir. Şimdi kâhinler gayipten haber veriyor. Ama onların gayipten haber verdiği şeylerin bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Ama peygamberler bir gayipten haber verirse o mutlaka tutuyor. İşte Kur'an diğer insanların ortaya zan ve tahminle ortaya koyduğu gaybi haberlerle peygamberin getirdiği gaybi haberleri ayırt etmek için bunu söylüyor. Şu dua kelimesini de düzgün anlayalım. Onlar hayra dua ettikleri gibi şerre de dua etmektedirler. Yani dua insanların seçmiş oldukları yollarda göstermiş olduğu istek ve arzularının göstermiş olduğu çaba ve gayretleri sonucunda yollarına gitmeleridir. Kur'an hiçbir şeyi öyle tekli ifade etmemiştir. Tekli kullanmamıştır. İnsanlar kötülüklere gitmeye nasıl dua eder? Böyle bir şey olabilir mi sizce? Ama orada insanların kötülüğü tercih etmesi, Allah fuhşu yasakladığı halde bu fuhşu tercih etmesi ve fuhşa gitmesi işte onun duası oluyor. İşte bu da insanın imtihanı oluyor. Kötülüğe gitme diyor, iyiliğe git diyor. Allah Rabbani yolda yürümeyi isteyenlere de Rabbani yolda yürüme için gösterdiği çaba ve gayretleri onun duası oluyor. Yoksa dua, Allah'ım şu hastalığı bana iyileştir, Allah'ım kanserimi tedavi et, Allah'ım gökten yağmur yağdır, Allah'ım bana çocuk ver demek değildir dua. Dua,
o yola gidecek olan yolda senin gösterdiğin performans ve gayretlerdir. Yoksa sizin Allah duanıza cevap verir derken bunu anlatıyor. Evrene koymuş malzemeleri, hastalığın tedavisini vermiş. Eğer bugün çocuklar doğarken eğer bununla ilgili tıp ilmi gelişmemiş olsaydı bugün hala çocuklar sen elini gece gündüz ayırt etmeden havaya kaldırıp Allah'ım benim doğarken çocuğumu öldürme demenin sana ne yararı vardır ne de Allah buna cevap verir. Sana verdiği cevap Allah'ın o konudaki gösterdiğin yoldaki gösterdiğin performanstır. İşte kafirler duayı güzel yapmışlar. Güzel derken şeytani yolda olan insanlar dualarını gayri Rabbani yolda güzel yapmışlar ve kendileri dünyada üstün kılmış Allah. İnananlara da inanmayanlara da gösterdiği performansa göre ayırt etmeden Allah istedikleri performansta onlara istediklerini vermektedir. Birincisine sordum. Dedim ki bir kafir bir sera yapmış yani muz dikmiş. Biz anamız olduğumuz için bunu anlatıyorum. Bir Müslüman da bir muz serası yapmış. Kafir olan muz serasına o kadar muazzam bakmış ki ilacını, gübresini, suyunu, toprağını, donanma, eğitim, etrafını soğuklardan koruma, içerisinin sıcaklığını aynı anda tutma konusunda muazzam bir performans göstermiş. Ama Müslüman olan yan yatmış, keyfine bakmış. Ne ilacını doğru dürüst vermiş, ne gübresini doğru dürüst vermiş, ne çapalamış, ne gerekli fideleri gerektiği şekilde koymuş, ne o konuda uzmanlarla diyalog kurmuş, ekmiş. Allah'ım bana muzlarıma iyi bak, iyi gelir versin bana demiş. Şimdi hangisi bu başarılı olur bu serasında? Kafir diyor ki ben Allah'ı tanımam. Benim yaptığım güzel davranışlar, yani o konuda yöneldiğim şekilde ben karşılığını alırım diyor. İşte Allah o kafir olana Allah'ı inkar ettiği halde veriyor, o Müslüman olana vermiyor. Büyüler de böyledir. İnkar edenlerin hayra da şerre de dua ettikleri de böyledir. İman edenlerin dua ettikleri de böyledir. Dua ikidir. İstek, niyet, arzu. İkinci anlamı ise o istek ve arzunun fiiliyatla buluşması halidir. Yeni bir tanımlayalım. Dua elleri havaya kaldırıp Allah'ım bana şunları ver diyerek istekler sıralamak değil, o onları ver dediğin, inandığın o Allah'a, güvendiğin o Allah'a, o Allah'ın evrene koyduğu malzemelerle senin o duana uygun olarak şekilde davranış göstermen, yönelmen, fiile yönelmen demektir. İşte ey Şuayb, işte sana su, ayağını depreştir diyor. İşte depreştirmek, kişinin kendi arzuladığı anlamda çaba göstererek nimetlerin elde edilmesi. Bir başka ayette de şöyle buyuruyor. Yahudi hani o deniz kıyısındaki adama sor. Onlar cumartesi yasağına uydukları zaman balıklar onlara harıl harıl geliyordu.
cumartesi yasağına uymadıkları zaman balıklar ona gelmiyordu. Şimdi hem Allah Kur'an çelişkisiz desin, hem hayvanlar aklını kullanmaz, akıl yok desin, hem de aklını kullanmayanlara Allah hayvanlar gibidir, hayvanlardan daha aşağıdır desin, hem de balıklar, denizdeki balıklar tutsun, Yahudilerin ibadet yasağına, cumartesi yasağına uyup uymadığını denetlesin. Böyle bir şey olabilir mi? İşte Kur'an'daki bu anlatım sanatını doğru olarak kavradığın zaman doğru bir şekilde anlaşılır. İşte Yahudiler kurallara, gerek vahiy kurallara, gerek evrensel kurallara uyduğu zaman nimetler onlara harıl harıl geliyordu. Burada balığı nimet olarak kullanmış. Denizde de böyle, karada da böyle. Eğer bu kurallara uymasa da balıklar onlara gelmiyordu. Bunu anlatıyor Allah. Evet, dinlemeye devam edelim. Boyutun, bizim gördüğümüz fizik boyutun ötesini gören insanlar değillerdi. Yardımcıları vasıtasıyla alırlar ama tek tük belki yeryüzünde çok az insanda, mesela Şık ve Satur gibi insanlar da bunlardan ikisiymiş, biri Yemenli, biri Şamlı, Suriyeli, iki tane kahin, Peygamber Efendimizin geleceğini de bilmiş bunlar ve iman etmişler. Onun için bazıları görüyormuş, fakat vahiy gelmeye başladıktan sonra... Dikkat edersen, hep zan ve tahmin. İşte Kur'an bunları eleştiriyor devamlı. Ashab-ı Kehf belirli bir dönem içerisinde toplumda o iman gerçeklerini ortaya seriyorlar. Toplumdan bir bölümü Ashab-ı Kehf'in ortaya koyduğu yaşam biçimi, vahyi kuralları kabul ediyor, bir kısmında kabul etmiyor. Ve arkasındaki insanlar kendi öldükten sonra şöyle diyorlar. Onlar üçtüler, köpekleri üçtü, kendileri dörttü. Veya onlar dörttüler, köpekleriyle beş oldular. Onlar beştiler, köpekleriyle altı oldular. Onlar altıydılar, köpekleriyle yedi oldular. Onlar yediydiler, köpekleriyle sekiz oldular. Yani toplum zan ve tahminle uydurup uydurup ortaya salıyor. Onların ağzı kesilebilecek değilsin. Şimdi orada Allah şöyle diyor. Onlar görünmeze taş atıyorlar. Onların köpeklerinin kaç olduğu, kendilerinin kaç olduğunu Allah daha iyi bilir diyor. Onlar 300 yıl mağaralarında kaldılar, 9 daha eklediler diyor. Bunu söyleyen halk, bozulmuş halk, yozlaşmış halk. Allah da diyor ki, onların mağarada ne kadar kaldığını Allah daha iyi bilir, sen sana vahyedilene uy. Sorsan bu gibi vahiyden uzaklaşmış, vahyin mantığı, vahyin hikmetli anlayışı dışına çıkan insanlar hep mağara ehlini, Kehf ehlini 300 yıl, 309 yıl mağarada kaldığını söylerler. Uykuda yattığını söylerler. Böyle bir şey olabilir mi? Allah da diyor ki peygamberine, sen vahyedilene uy. Ya Allah Kur'an'dan hesaba çekeceğiz desin, Allah bu Kur'an muttakiler için yol gösterici bir kitaptır desin, peygamberin söylediği vahiydir desin, vahyin dışında peygamber bir şey söylese onu keserim asarım desin, sen vahyin dışına çık, din anlat. Allah aşkına etmeyin. Gitmeyin. Allah size hesabını ağır sorar. Kendinize dikkat edin. Buyurun. Bu kesinlikle ayet-i kerimelerde belli ve ifade ediliyor. Mesela bir tanesi velakad zeyyene sema dinne mesabiye ve cealne rucumel şeyatin ve atedine lehum azabe sahib suresindeki ayet. Biz gökyüzünü belli yerlerle koruduk, belli işte süsler, efendim gökyüzünde kevkepler, yıldızlarla donattık. Fakat koruduk diyor Allah-u Teala. Süsledik ama zeyyene sema dinne mesabiye ve cealne rucumel şeyatin. Şeytanlardan da koruduk orayı. Yine başka bir insan ben mahfûven diyor, korunmuşluğunu anlatması bakımından. Burada da diyor ki şey, eğer diyor oraya liviç almak için çıkmaya kalkan bir şeyden olursa onları da taşlama vesilesi yaptık diyor. Rucumen lişşeyatin diyor.
ve Adem'in Adem'in sahip onlara da yakıcı bir azapla dokunur diyor. Yani onları oradan reddederiz diyor Allah. Bir bu. Bir de başka ayet-i kerimelerde var. Vahiy gelmeye başladıktan sonra gökyüzüne çıkamaz oldular. Kahinler haber alamaz oldular gökyüzünden. Onu sormak istiyorum. Bir ateş topuyla Şihab'la karşılaşma işte o, meselesi. Oraya gideceğim mesela. Ya İslamiyet'ten sonra bir pozisyon değişikliği mi oldu? Kesinlikle oldu. Bak şimdi işte orada kahinler diyorlar ki haber alamaz oldum diyor. Cinlerini gönderiyorlar. Gidin araştırın bakalım neler olmuş diyor. Kur'an'da anlatılıyor. Hakkab suresinde anlatılan kısım var. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in geldiğini gidip kahinlerine haber veriyorlar. Daha ki gökyüzüne çıkmamız yasaklandı. Çıkmaya kalkarsak taşlanarak yanıyoruz, yakılıyoruz diyorlar ve istifa ediyorlar görevlerden. Bir anlamda iş bitiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim indiği sürece gökyüzüne çıkıp vahiy alabilen bir tane şeytan ve cin yoktur. O nedenle gökyüzü korunmaktadır. Levh-i Mahfuz özellikle korunmaktadır. Bilgi çalma merkezi, bilginin merkezi Levh-i Mahfuz'dur. Levh-i Mahfuz'dan hiçbir kimsenin bir Allah'ın kulunun Allah'ın izin vermediği müddetçe onu da melek vasıtasıyla, cibril vasıtasıyla, vahiy yoluyla bildirmediği müddetçe oradan bilgi çalma. Zaten adı üzerine. Bakınız şu anlayışa bakınız. Allah aşkına. Hem Kur'an'da yazıyor diyor. Kur'an'daki bir ayeti doğru anlamazsan böyle gerçekle uyuşmayan bir kavram ortaya çıkarlar. Orada şunu anlatıyor. Cin suresinde geçer bu. Aslında peygamberden Ahkaf suresinde ve cin suresinde cinlerin peygamberden Kur'an dinlediklerini anlatır. Şimdi aslında Kur'an'daki o bununla ilgili ayetleri düşündüğümüz zaman bir ayet örneği vereyim size. Bu aslında cinin bunların anladığı şekilde olmadığını, cinin insanların Rabbani yoldan sapan insanlar olduğunu bak şu ayetten anlayabiliyoruz. Melekler dediler ki eğer sen kafirler peygamber için şöyle söylediler. Eğer sen peygambersen Allah'ı getirip bizimle konuşturmalıydın veya melek olmalıydın dediler. Allah da ya Resulüm onlara de ki eğer siz yeryüzünde tatmin bulmuş melekler olsaydınız Allah size gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderdi. Ama siz insansınız. İnsandan size peygamber gönderiyor. Şimdi bu ayet bu cinlerin nasıl bir tutum, davranış ve yaratılışı hakkında bilgi vermiyor mu? Eğer bugünkü bunların anladığı gibi cinler beş duyuyla algılanamayan dumansız ateşten yaratılmış varlıklar ise nasıl insandan olan bir peygamber bunlara peygamberlik yapar? Böyle bir şey olabilir mi? İşte cinler daha önce bak cinleri Kur'an ikiye ayırıyor. Birisi ehli kitap olan cinler. Bu cin suresinin birinci ayetinden 8-9. Ayetlere kadar anlatır. Ehli kitap olan yani Allah'a kendi putlarını şirk koşarlar diyor. Yani nasıl bunların büyük bir ihtimal Allah Yahudi ve Hristiyan topluluğu olduğu anlatılıyor. Orada Tevbe suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimesinde onlar Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular. Onlar alimlerini, papazlarını Rabler ilan ettiler. Rabler kabul ettiler. İfadesiyle Allah'ın dışında terbiye edici, gözetici, onun sözünü dinleyen insanlara Kur'an müşrik ifadesi kullanıyor. Yani ehli kitap
tanımı duyduğumuz zaman Allah'tan gelen vahiy orijini dini satarak, gizleyerek, zan ve tahminle Allah'tan olmadığı halde bu Allah'tandır deyip din uyduran kitap ehlinden söz ediyor. İnsanlardan söz ediyor. Yahudilerden, Hristiyanlardan. Şu günde de aynı değil mi? Allah'ın söylediği vahiy bir bilgiyi bir tarafa atarak ve onu kendi yaşam biçimi, hayat tarzı içerisinde bir rehber kılmadan peygamber söyledi deyip peygamberin söylemediği şeyleri Allah söylemiş gibi insanlara lanse edenler bunların aynısı değil mi? İşte bugünkü vahiyden uzaklaşmış, vahyin getirdiği hikmet anlayışı, mantık anlayışı içerisinde ortaya din ve yaşam biçimi koymayan bütün cemaatlere, bütün gruplara, bütün hiziplere, bütün partilere, bütün mezheplere, tarikatlara kuran müşrik ifadesi kullanmaktadır. Bunları çok iyi bilmek lazım. Yoksa eğer cinler beş duyuyla algılanamayan varlık olsaydı, peygamberler ona ne Kur'an dinletir, ne de onlar peygamberden Kur'an dinleyebilirdi. İşte cinlerin Kur'an gelmezden önce onlar göğü yokladı, güçlü koruyucularla onların kaplı olduğunu gördü diyor. Yani ne zaman ki onlar, biz onların diyor oturma yerlerine oturuyorduk ve onlara bir takım asılsız sözleri anlatıp onları yanıltabiliyorduk. Ama şimdi kim bir asılsız söz söyleyecek olursa onun arkasını bir şihab izler diyor. Yani Kur'an'daki bir ayet ona karşılık çıkarır. İşte Kur'an her örnekten bir örnek verdik. Hiçbir eksik bırakmadık derken eğer Kur'an'daki bir ayet doğru anlaşılmış ise o doğru anlaşılan ayet bütün senin yanlış ortaya koyduğun davranışları yerle bir eder. Biz diyor batılın üzerine hakkı fırlatırız, onu darmadağın eder diyor. Kur'an geldikten sonra kâhinler göğe yükselememiş diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Orada gök derken Allah ağaçlardan, işte cinlerin büyü yapması bu anlamda. Yani inkar edenlerin, insanları kendi kontrolü altına alarak Rabbani yoldan saptırmaları bu anlamda kullanılıyor. Benim Kur'an'da Kur'an'ı doğru anlamanın yolları diye bir makalem var. Kuralları diye makalem var. İşte bunları okuduğumuz zaman ve cinlerin, cin suresi tefsirim var. Cin suresi 40. suredir. O tefsirimde bunları geniş geniş izah etmeye çalıştım. Ayrıca melek, cin, şeytan isimli makalelerim var. En çok okunan makalelerim de bunlardır. Bunları okuyan insanlar işte doğru olanları yakalar kanaatindeyim. Dinlemeye devam ediyoruz bakalım. Velev-i Mahfuz kurmuş levha. Şimdi Şaban Ali Bey, size şunu sormak istiyorum. İslam öncesi Arap toplumunda şahin ve kahinlere ilhamı getirenin cin olduğuna inanın demiş. Sizin kitabınızda da bundan bahsediyor. Şahinler. Evet, şairler ve kahinlere ilham veren cinler inanışı ve bu ilham göklerden getirildiğini. Hatta o putların içinde de cinler olduğundan fıtık. Evet, ve zaten bu kız inanışı putların kadın olmasından kaynaklı. Evet. Şimdi burada başka bir mesele var. Burada biraz önce Arif Hoca'nın bahsettiği gibi diyor ki İslam inancından sonra semada o kata yükselemediler. Yükseldikleri vakit şihabla, yani bir ateş topuyla karşılaştılar. Biraz önce Arif Hoca'ma sorduğumu burada size de sormak istiyorum. İslamiyet'ten sonra bir pozisyon değişikliği mi oldu cinlerin mevkiinde? Yani şöyle bir şey var. Şimdi şairler ya da kahinler cinleri kullanarak gaybtan haber aldıklarını iddia ediyorlar. İdi
ve insanlara gelip o bilgileri satıyorlar. Hocam hala bunu iddia eden insanlar var. Şimdi ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim yalan. Kur'an-ı Kerim den önce de böyle bir şey yoktu. Mesele o yani. Mesele o. Yani Kur'an'dan önce bu insanlar bilgi alıyorlardı ama İslam geldi, Kur'an geldi ve bunlara bu kapıyı kapattı değil. Kur'an'ın yaptığı şey şu. Kur'an diyor ki, Kur'an bunların yalanını ortaya çıkardı. Yani siz Vadi Şuara suresi var. Cinlerden aldıklarını göre demek ki cinler onlara yalan söylüyorlar. Cinleri kullandıkları ve cinler vasıtasıyla bilgi aldıkları yalan. Yani şuna vermek isteyen mesaj şu, gelecekten ya da gaybtan haber almak için cinleri kullanmanın değilse bir raba olmaz. Çok güzel bir sonuç çıkarttınız. Cinleri zaten aydın sonuç. Burada inceleyince soracaksınız da, onlar bizden hızlı yaşadıkları için birkaç sene sonrasını yaşıyorlar. Enerji varlıkları oldukları için. O yüzden bir de onların verdiği bilgiler gayb gibi geliyor. Gayb değil halbuki onların bilgileri. Yani gelecekle ilgili. Şimdi cinlerle ilgili. Bunu soracağım. Cinlerle ilgili. Şimdi, Kur'an-ı Kerim. O zaten gaybden haber verenler cinlerin ta kendileri. İşte bununla ilgili isterseniz Sebe suresinin 14. ayet kerimesinde bunu anladığımız zaman bu olayı zaten rahatlıkla kavrayabiliriz. Önce bunu anlamak için ayeti bir bulalım. Ve ondan sonra bu ayetin kastettiği anlamı ortaya koyduğumuz zaman göreceksiniz ki doğru anlayışı bulacaksınız. Böylece Sebe suresi 14. Böylece onun ölümüne karar verdiğimiz zaman ölümünü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber vermedi. Artık o yere yıkılıp düşünce açıkça ortaya çıktı ki şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılatıcı bir azap içinde kalıp yaşamazlardı diyor. Şimdi burada şu ayeti anlayabilmek için ağaç kurdunu ne anlamda kullanmış, cin kelimesini ne anlamda kullanmış, Süleyman'ın asasını ne anlamda kullanmış, yere yıkılıp göçmesini ne anlamda kullanmış bunu, Kur'an bütünlüğü içerisinde ve evrensel yasalar içerisinde değerlendirmeye çalışalım. Süleyman'ın güçlü bir tahtı vardı. Cinlerden, kuşlardan, hayvanlardan, insanlardan bir ordusu vardı. Ve o kadar güçlüydü ki Belkıs Süleyman'ın o güçlü ordusu karşısında diz çökmüştü. Kur'an diğer ayetlerde bunu anlatıyor. Bu asa yani bu Süleyman'ın tahtı zamanla insanların bozulmasıyla ticaretçinin iflas etmesi, bir babanın evde otoritesini kaybetmesi, bir kaymakamın, bir muhtarın veya bir varlığın veya bir devlet başkanının halkına söz dinlettirememesi anlamında Süleyman da halkı Rabbani yoldan ayrılınca söz dinlettiremez, sözünü dinlemez hale gelmişler. İşte bakanlıkların, müdürlüklerin, memurlukların laşkalaştığı, söz dinlemez bir duruma geldiği bir durumda artık bakmışlar ki Süleyman'ın başka insanlara bile sözü geçmiyor. Bize neden bu emrediyoruz? Aslında burada cinler bunu Kur'an'ın bu suresinde bile rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çalıştırdı. Heykeller yapan, dalgıçlık yapan ve bir takım havuzlar yapan insanlardan, yabancı insanlardan geliyor. Yani Müslüman olmayan insanlar. İşte
Belkıs'ın tahtını kim getirecek dediğinde cinlerden bir ifrit dedi ki ben onu getireceğim. Kitaptan yanında ilmi olan biri dedi ki ben onu göz açıp getireceğim. İşte bu iki o konuda aslında burada Belkıs'ın tahtı da Kur'an'daki bahsedilen Belkıs'ın ordusu ve silahlı kuvvetlerinin hazırladığı güç ve kuvveti bilgi getirme anlamı. Yoksa tahtı böyle insanların anlattığı gibi kütlesel olarak onun önüne koyması anlamında değil. Öyle bir şey olsa Allah'ın sünnetine aykırı olmaz mı? İşte böyle güçlü bir ordu ve yanında ilmi olanlar, bu da Kur'an o kadar muazzam bir kendi içerisinde tutarlı ki orada Müslüman olana bu görevi veriyor, git şeyin Belkıs'ın ordusu hakkında bilgi topla getir buraya. O da zaten zaman Allah'a karşı yok, zaman insanlara göredir. Ol dedik mi oluverdi. Bir 100 yıl yaşayan insan ahiret aleminde ona sorulduğu zaman ne kadar kaldın? Bir gün veya bir günden az. Göz açıp kapayınca işte bunlar Allah'ın Kur'an'da kullandığı edebi sanatlardır. Mecazi anlatım sanatıdır. İşte Süleyman böyle bir güçlü ordusu artık sarsılıyor ve güçlü ordunun komutanı olan Süleyman cinlere ne emrederse korkularından dolayı o emirleri hiçbir zaman aksatmadan yerine getiriyorlardı. İşte asayı güç ve kuvvet anlamında kullanmış Kur'an. İşte bu Hazreti Musa için de anlatılır. Bir dünyalık güç anlamında kullanılan asa var. Bir de vahiy gücü anlamında kullanılan asa var. İşte Musa'da da aynı ifade. Nedir elindeki ey Musa? Asandır. Ne yaparsın onunla? Davarlarımı yaprak silkerim, dayanırım, dünyalık birçok işlerimi yaparım. At onu dediği zaman, dünyalık bu güç ve kuvvetini bir an riske al dediği zaman Musa korkuya kapılıyor, kaçmaya başlıyor. İşte bir yılan oldu. Nereye kaçıyorsun ey Musa? Gönderilenler benim yanımda kaçmaz deyip gel buraya diyor. Ve Musa'yı eğitmeye başlıyor. Eğitiyor, vahyi bilgilerle onu donatıyor. Firavun gibi zalim bir hükümdarın karşısına dikiyor. İşte orada ben Allah'tan gelen bir peygamberim deyince Firavun diyor ki hani belgem? İşte belge, peygamberlik belgesi anlatıyor. İşte Firavun'un büyücüleri toplanıyor ve Musa'nın karşısında dünyalık dayandığı güçleri onlar ortaya koyuyor. Onlar diyor attı asalarını. Ey Musa fırlatıver halindeki asanı. O vahiy bilgilerle öğrendiğin bilgileri onlara anlat diyor. Bir de ne görsün kocaman bir ejderha onların uydurdukları yılanları yuttu diyor. İşte buradaki kocaman bir ejderha derken Musa'nın vahiy gücünü temsil etmekte. Onların dünyalık attığı ideolojileri de dünyalık dayandığı güçler olarak temsil etmekte. İşte vahyi bilgiyle insanların ortaya çıkardıkları bilginin farkını anlayan o Firavun'un büyücüleri Musa'ya biz de teslim olduk diyorlar. Aynen buradaki Süleyman'ın asası da devlet gücünü temsil etmekte. Devlet gücü zayıflamış ve Süleyman da sözünü geçirememiz olmuş. Eğer bunun zayıflayacağını cinler daha önceden kestirebilmiş olsalardı, böyle aşağılatıcı bir azap içerisinde kalıp yaşamazlardı diyor Allah. Ne yaparlardı? Çeker giderlerdi. Ama ne zaman ki Süleyman'ın asasını kurt yedi, yani o devlet gücünü insanlar bozdu, laşkalaştı, Süleyman sözünü dinletemez oldu, yere göçtü. O zaman Süleyman'ın öldüğünü anladılar.
tefsirlere baktığınız zaman hep bu olay sanki 10 sene belki 20 sene orada ölü bir peygamber Asa'ya dayalı olarak kalmış ve ne zaman ki Asa'yı kurt yiyince o Asa'yı gerçek anlamında yere göçüp ve Süleyman da yere göçünce insanlar onun öldüğünü anladı, cinler onun öldüğünü anladı sanıyorlar, böyle anlıyorlar. Bu ne kadar çarpık bir Kur'an anlayışı değil mi? Yani Asa'yı kurt yiyor, Süleyman'ı bedenini kurt yemiyor. Ya bir insan 3 gün içinde bedeni eğer toprağa gömülmezse kokuşmaya, kurtlar üşüşmeye başlar. Böyle bir Allah'ın gönderdiği etrafa bakın, bir çelişki bulamazsınız. İki kere gözlerinizi gezdirin, gözler çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner anlayışı böyle mi olmalı? Allah'ın gönderdiği evrensel yasalarla Allah'ın gönderdiği vahisel yasaların tam bir mutabakat içerisinde gönderdiği din, sunduğu din Allah'ın dinidir. İşte fıtrat dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Evet, dinlemeye devam edelim. Bilgi meselesini, cinlerin insanlara bilgi taşıyan varlıklar olarak kullanılması diye bir şey söz konusu değil. Ne İslam'dan önce, ne İslam'dan sonra, aynen. Ne zaman, ne şu ne, böyle bir şey yok. Böyle yani. Bir inanış var. Böyle bir yalan söylüyor. Bir diyorum ya, bu yalanı ilk söyleyenler cahiliye döneminde şu Ara suresinin anlattığı şairler. Bu şair dediği bizim bugün kullandığımız anlamda şairleri asla kastetmiyor. Cinler vasıtasıyla bilgi elde ettiğini iddia eden kişiye cahiliye Arapları şair adını verirler. Ağzın bir şeyler söyleyen. Evet. Yani bunlara şair denirdi. Lebit gibi, mesela Lebit dediğiniz gibi büyücüydü değil mi? Ya o biraz sıra dışı kişilere ama sıra dışılıkları kendiliklerinden gelmediğine inanıyorlar. Çünkü biraz gizem oluyor. Diyor ki ben bunları diyor, aracılığa da alıyorum diyor. Öyle olunca adam biraz daha üstünde tutuyor. Fakat Kur'an-ı Kerim diyor ki, şihab, aslında bana sorarsanız, şihab dediği sadece fiziki olarak yukarıda bir ateş topu falan değil. Orada bahsedilen şihab Kur'an'ın kendisidir. Bir de şu anda hani Cebrail'in selam diyor ya, buradan sonrası geçersem yanarım. Cetimün intihadan sonrası öyle bir artık geçişin olmadığı. Bakınız Şaban hocanın cinlerle ilgisi bilgisi doğru değil ama bak buradaki ifade çok güzel yerine oturdu. Yani şihab ayettir, belgedir, delildir, burhandır, Kur'an'dır işte. Yani Kur'an'ı dinlediklerinde Kur'an'a iman eden o cinler, yani Hristiyan ve puta tapıcılar olan o insanlar Kur'an'ı dinleyip Kur'an'ı kabul ettiklerinde onların yanlışlıklarını yanlış diyen mutlaka bir ayet bulursun. Şihab derken bunu anlatıyor. Şu anda öyle değil mi? İnsanlar herhangi bir konuda bir yanlışlık ortaya koyduğu zaman onun yanlış olduğunu belgeleyen Kur'an'da bir ayet yok mu? İşte var. İşte bugün şu Kur'an kendi bütünlüğü içerisinde akademik olarak öğrenilmeyince derme çatma bilgilerle, kulaktan dolma bilgilerle, ağızdan ağza söylenen bilgilerle din edinilmeye çalışılmış. İşte bu yanlış olanları Kur'an vahisel bilgiyle onların yanlış olduğunu söylüyor. Bugün cehennemde yanıp yanıp cennete gidecek, günahları miktarınca yanacak, ondan sonra cennete gidecek diyenler şu cinlerin söylediklerini söylemiyorlar mı? Veya kabir azabı vardır diyenler Kur'an'da yoksa ve bunu söylüyorsa, bunu cinler söylemiyor mu? Ehli kitap olan cinler söylemiyor mu? Peki, Kur'an'da iki hayat var derken, bir dünya hayatı, bir de ahiret hayatı. Açık ve net olarak, başka bir hayat yok. Birinin çıkıp, Hızır İlyas hayatı,
kabir hayatı, İsa'nın hayatı, dünya hayatı, ahiret hayatı derse, hayatı beşe çıkarsa ne olur? Bu cinlerin kayba taş atması olur. İşte Kur'an bu yanlış bilgileri tek tek ayıklıyor, insanlara doğru bilgileri söylüyor. İşte her peygamberin kendilerinden öncekileri doğrulaması ve tasdik etmesi ve kendisinden sonraki gelecek olan peygamberleri müjdelemesi, o doğru bilgilerin peygamberler aracılığıyla bir genetik bilgi olarak aktarılması anlamında söylemiş. Evet. Yani yok olabildikleri bir sınır olabilir mi? Yani şöyle, biz evreni, yani Şihab Kur'an'ı kendisidir. Evet. Hangi anlamda Kur'an'ı kendisidir? Bakın, alegorik anlamda söylüyorum. Evet. Şihab herhalde, Şihab ateş topu demek. Açarsanız söz diye dersin Şihab, Şahab, ateş topu. Dünyada kendisidir. Da böyle anlatıyor. Bu böyledir. Evet. Fakat diyoruz ki, cinleri bilgi almak için kullandığını söyleyen insanların bu yalanını ortaya çıkaran ve bunun yalan olduğu için artık kimsenin inanmamasını sağlayan kimdir? Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunları açığa çıkarıyor. Dolayısıyla bu anlamda... Hocam, Merkum kelimesi var mıydı orada? Merkum başka bir yerde kitap için korunan kitap olarak kullanıyor. Evet. Üzerinde rakamlanan, korunan anlamda, şifrelenen demek Merkum'dan olur. Rakamlanan, şifrelenen evet. Kitap. Buradaki, orada levh-i mahfuz Allah-u Teala'nın ilmidir. Yani oradan birileri gidecek gökten, sanki şöyle bir şey varmış hocam. Yani yukarıda sanki yazılı bir şey var. Oradan gidip çıkacak oradan. Böyle bir şey yok. Yok yani gökler insanların ulaşamadığı yer olduğu için öyle varsaydı. Böyle bir şey yok. Uzayın bir yerinde Allah'ın saltanatı yok. Orada oturduğu bir yer yok. Yani canlısalını çıkardığı sonucu burada orada da kütüphane yok. O kütüphaneden aynen. De bilgi çalıp gelmiyorlar. Yani. Yani yukarılara insanlar evet. Çıkacaklar. Yani bu anlamda cinleri ben kullanıyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin erişemediği yerden bilgi elde ediyorum. Diyerek insanlara korku salan ya da istismar eden insanları burada blok etmek lazım. Böyle bir şey yok. Cin suresi şunu söylüyor. Başına gelen bir sıkıntından dolayı. Olur ya insan travmatik haller var, zihin halleri var, hastalıklar var. Bin türlü. Böyle bir duruma gelen insan eğer Kur'an-ı Kerim'e göre cincilere giderse, ricalün minel cin suresinde geçiyor. Cincilere giderse, ayet-i kerimede söylenen 6. ayet cin suresinde, Allah onların korkusunu 2 kat artırır diyor. Bak, yani bir cinciye gitmek, şifa bulmak için, derdine çare bulmak için bir cinciye giden insana Allah'ın söylediği şu, Allah onun korkusunu 2 kat artırır. Neden? Çünkü ya insanlar her türlü rahatsızlık var, fiziki ya da zihinsel hastalıklar var. Olur, bunlar bizim için. Bunların tedavisi var. Bunu cin olarak görünmeyen zamanlarda, bilmediğimiz zamanlarda, failini tespit edemediğimiz olayları eskiden, efendim bunu şeytan yaptı, bunu cin yaptı, bunu şu yaptı, bu yaptı diye faili meçhul olarak atfederdi. Dolayısıyla o dönemlerde insanlar bu bilgi boşluğunu istismar için insanları kullanırlardı. Kur'an-ı Kerim dikkatimizi şuna çekiyor. Evet, burada bir bilgi boşluğu var ve burada siz istismara uğruyorsunuz. Gittiğiniz zaman başınıza gelecek olan şu, ya, adam size iki katı. Çünkü adam diyecek, evet sen cinlendin. Ya kardeşim yok böyle bir şey. Bir insanın cinlenmesi diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunu iddia edenlerin problemi ne o zaman? Onların kendisi hasta. Yani bakın ben... Geçtiğini söyleyenler var, konuştuğunu söyleyenler var. İşte bu hani fal meselelerinde ya ben işte görüyorum, haber alıyorum diyenler de var. Bakın, İmam Şafii'nin fetvası var. Evet, onu soracağım şimdi. Diyor ki yalan söylemiş meselesi. Neredeydi o? İmam Şafii diyor ki kim bir cin gördüğünü... Her kim bir cin gördüğünü yahut görüştüğünü söylerse yalan söyleme suçuyla cezalandırılır. Aynen. Yönünde bir fetvası var. Şimdi aynen. O zaman... Sağlıklı bir zihin ve beyin bu tür etkilere açık değil bakın, mi? Bakın onun için az önce söyledim de ben hocam itiraz etti. Şimdi ben cini gördüm ve cinlerle konuştum. Bir tanesi dedi ki o cinlerden, eğer ben Allah'ı kabul etmiş olsaydım Ali Rıza Barozan'ın anlattığını kabul ederdim dedi. Şimdi eğer cini böyle beş duyuyla algılanamayan, görülmeyen varlıklar
olarak anlarsan, bunu kim gördü dersen, ona da ona göre ceza uygularsın. Eğer meleği böyle sadece görülmeyen bir varlıklar olarak nitelendirirsen, o zaman melek görülmez hale gelir. Görünen varlıklar var, meleklerde görülmeyen olanlar var. İşte meleklerden şu uçak bir melektir. Melek, insanların evrendeki madenlerden yorumladığı bir melektir uçak. Bak, emrediyorsun uçağa, yüzlerce, 300, 400, 500, hatta 800 kişiyi Amerika'dan alıp Çin'e götürüyor. Çin'den alıp Türkiye'ye getiriyor. Şimdi senin hangi emrine muhalefet ediyor? Kur'an'daki melek tanımına bu uymuyor mu? Bir cin eğer seni Rabbani yoldan vesvese vererek saptırıyorsa, saptırmayı teklif ediyorsa, bu inkar eden kafirler, inkar eden ehli kitap seni bu Rabbani yoldan ayırıyorsa, buna cin değil de ne denir peki? Bunlar da dünya hayatında Allah'a ibadet ve kulluk için gönderilmiş bir insanlardır. O zaman insanlar cinler gibi ise, onlar da ibadet ve kullukla sorumlu ise, onlar da meleklerden farklıdır. Onlar da insanların sapmış olanlardır demek daha uygun değil mi? İnsanlardan sapmış olanlarla ben konuştum dediğim zaman, ben insanlardan sapmış olanlara Kur'an anlatırım dediğim zaman bu niye yadırganıyor? İşte cin tabirini, işte Kur'an'da müteşabih ayet diye buna diyor. Müteşabih, karmaşık, benzeşen ve kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen ayetler demektir. İşte bunu anlayabilmek için ilimde derinleşenler onunla ilgili bütün bilgileri bilirler ve o ayetin kastettiği manayı, konu, Kur'an bütünlüğü ve evrensel yasalarla harmanlaştırır ve orada doğru bir yere koyar ve anlar diyor. Cin tabiri şu Kur'an'ın anlattığı anlamda doğru bir yere oturtulmazsa, cinlerle ilgili ayetlerin de anlaşılması mümkün değildir. Bakınız size, ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Sanki insanların ayrı bir varlık, cinlerin ayrı bir varlık olduğu anlayışı ortaya çıkarırlar. Oysa Bakara suresinin 96. ayet-i kerimesinde Yahudilerin profilini, fotoğrafını ortaya koyar ve der ki, onları dünya hayatında insanlardan ve şirk koşanlardan daha itirazlı bulursun der. Bak, bir ayette ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İki, insan sıfatından bahseder. Bir ayette Yahudileri şirk koşanlardan ve yolunu seçmemiş insanlardan daha itirazlı bulursun der. İnsan hem takva yoluna eğilimli, hem fıs yoluna eğilimli, aklıyla nötr bir varlıktır. Şimdi yolunu seçmemiş insanlarla, yolunu Rabbani yolun dışında seçmiş olan insanları Allah ben ibadet ve kulluk için yarattım. İki topluluk derken bunu anlatıyor. Birisi Rabbani yolda yürüyen insanlar topluluğu, birisi gayri Rabbani yolda yürüyen insanlar topluluğu. İnsan kelimesi bunun tam ortasında, Rabbani yola gittiği zaman Müslüman oluyor, gayri Rabbani yola gittiği zaman da cin oluyor. Olay bu. Buyurun. Cin suresinde diyor ki Allah Teala, biz bir kısım cinleri sana yönlendirdik ve seni dinlediler. Ki Taberi dahil birçok müfessir burada bahsedilen cinlerin insanlar olduğunu söylüyorlar. İnsanlar, bunu ben yorumlarım. Uzunca üzerine yazdım. Zorlama değil.
Şimdi hocam bunu söyleyen alimler, siz buyurun lafınızı tamamlayın, bu meseleye dönelim. Bu meseleyle mi ilgili konuşacaksınız? Şu son cümlemi tamamlayayım, eksik kalmasın. Söyleyeceğim şey şu. Yani insanların cinler tarafından bir şekilde etkilendiği, onları etki ettiği ve birilerine bu şekilde muhtaç kılındığı yanındaki inanışlar Kur'an-ı Kerim tarafından reddediliyor. Bu korku imparatorluğu yaratılıyor insan etrafında ve Kur'an-ı Kerim'in birinci hedefi bir defa insan için güvenli bir mekan tasarımıdır. Onun için oradaki korkulan nesneler, objeler olarak cinlerin tutulmasını bir defa bugün bizim kitaptan çıkartmamız lazım. Biliniyor ki efendim burada cin suresi var. İşte Kur'an-ı Kerim'de cin terimine verilen, yüklenen anlamlara diyor ki benim kişisel kanaatimin ötesinde Maturidi, Haberi, Fahrettin Razi gibi isimlerden ben metninde atışlarda bulunuyorum. Cin suresi ve Ahkaf suresini birleştirerek yorumlamışlar bu hadiseyi ve diyorlar ki bu dönemde işte peygambere biat etmeyen, Allah'a iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanların bilinmeyen varlıkları aslında biat etti. Bunu biraz açalım mı? Yani şöyle diyor mesela. İsa'yı dönüşü cinlerin biat etme meselesi. Evet, Hazreti Peygamber'e bir kısım cinleri yönlendirmişti ki onu dinlediler diyor. Hazreti Peygamber'e. Cinler Hazreti Peygamber'i dinliyorlar. Burada iki şey var. Bir, bu cinler ki onlar ben insanlar dedim, Tabeli'den nakilde. Bu insanlar Hazreti Peygamber'i eğer cin olarak alırsak, diyelim ki bazı insanların kabul ettiği gibi cin olarak alırsak, bilgi elde etmek için bir insanı dinliyorlar. Dikkat edin. Yani cinler hani her şeyi bilirlerdi ya, tam tersi. Cinler insana muhtaç pozisyona düşürülüyor burada. Çünkü dinledikleri Hazreti Peygamber. Bir şey gidiyorlar. İnsan daha üstün bir pozisyonda. Cinlerin pozisyonu düşürülmüş oluyor. Yok eğer bunları cin değil de insan olarak alırsak ne dinlemişler ben ona bakarım. Ahkaf suresi ve cin suresi birleştirildiği zaman 3 cin topluluğuyla karşılaşıyoruz. Ben detaylı şekilde yazdım onu. Bir kısmı diyor ki biz bir söz... Burada video sohbetimizi sonlandırırken 4. bir videoda buluşmak dileğiyle bu konuyla ilgili videomuzu devam ettireceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun der ve sizi Allah'a emanet ediyorum.